Kaç çocuk var? 20 kadar. 20. 500'den 20. 10 bin dolar. Kısa günün kârı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yol çökmüş. Yine mi düştü bu lanet kayalar? Ne yapalım, açalım mı yolu? Durun, durun, durun. Uzak olabilir bu. Plan değişti. Aşağı yoldan gideceğiz. Yıkın geçin. Her yer karanlık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İlla aşağı! Umay, çocuklara yaklaşan olursa vur. Emredersiniz komutanım. Teğmenim, o bunların lideri. Onu canlı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Demek daha taşı bombalayan sendin ha. Aferin. Kafan çalışıyor. İyi de kimsiniz lan siz? Soruları ben soracağım. Ama önce bir yere gitmemiz lazım. Hadi. Dur dur komutan dur. Anlaşabiliriz. Bak bende para çok. Tanıdığım adam çok. Çok konuşma çok. Komutan, iyi düşün. Seni altına boğarım. Başçavuşum. Gel. Bakın çocuklara bakın. Bunlar onlar değil.
Siz... Siz Türksünüz. Çok şükür. Evet. Türklermiş. Geçmiş olsun. Ziya Samir'in adamları. Gece burayı bastılar. Çok adam öldürdüler. Çocuklarımızı götürdüler. Ziya Samir. Okan! Umay. Bu mu Ziya Samir? Evet. O namussuz. Oh! Çek. Otur çek. Merak etme. Çocuklar iyi. Niye aldın? Günü'yü götürecekler. Orada çok kötü bir şey var asker. Çok korkunç bir adet. Çocuklardan köçek yapacaklar. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar, sonra fuhuş alışacak. Tecavüz yapacaklar küçük çocuklara. Baça baze olur, anladın? Onu o kadar öfkeli hiç görmedim. Gözlerinde nefret vardı. Karanlık yüzbaşının o bakışlarını kim görse o adamların yerinde olmadığı için dua ederdi. Ercan. Komutanım. Bana kumaş bul. Anlamadım komutanım. Bana kumaş bul Ercan. Süslü, pembe. Emredersiniz komutanım. Kalkana'ya! Kalkana'ya! Kalk! Çöz şunu! Çöz lan! Bağlama şunu beline! Komutan yapma bunu! Bağla! Bak, Amerikalılarla çalıştım, Ruslarla çalıştım, Çinlilerle çalıştım... Harika bir kariyer! Bağla! Komutan çok param var diyorum sana! Yapma bunu! Sana! Komutan. Bağla dedim! Bağla! Ay bunu komutan yapma bunu bana! Yapma bunu bana! Oyna! Komutan yapma. Çok param var diyorum. Yapma ne olur. Ne olursun yapma komutan. Yapma bunu bana yapma. Yapma bunu. Yapma bunu komutan. Komutan para veririm sana. Çok para veririm. Yapma komutan. Tırma bunu bana komutan. Yapma. Yapma. Çocuklardan yapma, köçek yapacak. Mal gibi alıp satacaklar. Oynamaları için zorlayacaklar. Sonra fuhuş alacak. Tecavüz yapacaklar küçük çocuklara. Yapma ne olur, yapma bunu bana. Komutan, yapma ne olur, yapma bunu bana. Yapma, yapma komutan. Komutan, iyi düşün komutan. Para diyorum komutan, iyi düşün. Yapma bunu bana. Yapma komutan, yapma bunu bana. Komutan, iyi düşün komutan, iyi düşün komutan. Bundan böyle hiç kimse çocuklarımıza dokunmayacak.
İmam! Oğuz 2, Oğuz 5. Sakin komutan. Anlaşıldı. Oğuz 7. Buralar sakin komutanım. Anlaşıldı. Oğuz 8. Oğuz 8, sakin komutanım. Anlaşıldı Oğuz 8. Gözünü dört aç. Oğuz 7, dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Her şey yolunda. Hiçbir hareket yok. Herkes gece görüşlü mü? Evet komutan. Hadi otur biraz dinlen. Emredersin. Sağ ol. Yüzbaşı. Keşke o yiğitler de burada olsaydı. Onlar da acıktı. Yoruldu. Sağ ol ata. Ama biz nöbeti bırakamayız. Biz gideriz, onlar gelir. Olur mu? Yüzbaşı, yüzbaşı. Ne güzel değil mi o? Ta Metehan'dan bu yana yüzbaşıdır. Kaşgar'da da, Türkmen'de de, Kırım'da da, Kırgız'da da. Gözümüzün çiçeği Türkiye'de de. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Ta Cengiz Han'dan, Oğuz Kağan'dan beri. Birisi bana gelip deseydi ki... Ey aksakallı koca bakşı, ben bir düş gördüm. Düşümde bir manga Türk askeri ta Türkiye'den kalkıp bizim dağımıza, obamıza gelmiştir. Başlarında kolu yıldızlı, bürküt bakışlı bir yiğitle. Yanı sıra aslan pençesi, çelik bilekli adamlarla. Atamın ıslık çalan oklarını attığı gibi tüfek atan yiğit hanım kızla. Ben ona derdim ki, kalk uyan, senin belin açıkta kalmış. Hiç öyle nesne olur mu derdim. Ama şimdi o düş gerçek olmuştu. Oğuz'dan bir bölük yiğit. Biz bozguna uğramayalım. İlimiz, obamız dağılmasın diye buraya gelmiştir. Gelmiştir de... Karadeniz'e katı kafir, kurtlar gibi içine dalmıştır. Tavuk yüreklilere kartal, sırtlan yüreklilere aslan kesilmişti. Göklü Tanrı, Kadir Mevlam, bizi bugünlere ulaştırdın ya. Bundan sonra deli bakışı, İsterse hiç gün görmesin. Tanrı akşının kalan günlerini 3 gün ise de, 3 an ise de alsın sizlere versin. Başınız öne hiç düşmesin. Allı göklü sancağınız düşmesin.
Ey Türk'ün yiğitleri! Hak Teâlâ sizi Türk ulusuna bağışlasın. Obabaşı yiğitlere üzerklik tütüt. Onlara kara doğram et pişir. Onlara ağız sütü içir. Onlara gökçe soğan ile ak yoğurt yedir. Onlara has ekmek ile helal tuz ver. Onların çayına karanfil koy. Onları hoş tut obabaşı. Başım üstüne. Konanlar, göçenler, sözüm sizedir. Kişinin asaleti göçer oluşundadır. Göçer soyludur. Neden? Çünkü o Tanrı'dan başkasına baş eğmez. Dağda da, düzde de, kırda da, gecede de, gündüzde de özgürdür. Ama kişioğlu gibi ölümün de şereflisi de var, şerefsizi de vardır. Ey benim Türkmenlerim, işitin. Oğuz'un kılıç gölgesi bu dağlara düştüğünden beri beni iyi dinleyin. Şerefsiz ölüm yoktu. Ölsek de şerefle, kalsak da şerefle. Hak Muhammed yanınızda olsun. Boz atlı Hızır yoldaşınız olsun. Tuttuğunuz en küçük taş koca Zülfikar olsun. Türk'ün yiğitleri, sizin kanınız kara yere haram olsun. Obabaşı, beni götürün. Başım üstüne. Yiğit, emredin komutanım. Hadi biz de nöbetimizi ayarlayalım. Emredersiniz. Kullanırız. Benim uykum geldi. Sen zaten artık uyu. Bu ne bitmez enerji Türkar? Çocuk dediğin bu saatte uyur. Ben uyuyunca gitmeyeceksiniz değil mi? Hayır tabii ki gitmeyeceğiz. Sana haber vermeden gider miyiz? Söz. Artık sen de bizdensin. Bak, bu da senin. Çok güzelmiş. Teşekkür et ağaya. Teşekkürler. Ben bunu ne yapayım? Bayrağımız hep yüksekte dalgalanmalı. En yüksekte. Anladın mı? Onu hiç yere düşürmeyeceksin. Hep en yüksekte tutacaksın. Sağ olun, var olun. Kolay gele size. Hadi uyuyun artık. Sabah görüşürüz.
Ya o kadar iyi piştikten sonra bu nöbet işleri falan nasıl olacak komutanım? Kaytarma Yaşar. Yaşar işte. Yok komutanım, ben kendim için değil, ben sizin için şey ettim. Tabii tabii. Yoksa nöbet bizim işimiz. Yaşar. Emret komutanım. Bir çay bul da kırışalım. Ayıp ettin komutanım. O iş bende. Komutanım, bu yaşlı adam bana böyle zaman tünelinde gibi hissettirdi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, tüylerim ürperdi ha. Beni ürperten bizden beklentileri Yiğit. O beklentiler çok yüksek. İnşallah çuvallamayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız komutanım. Komutanım, siz iyi misiniz? Bana bu aralar bu soruyu çok sorma Teğmen. Emredersiniz komutanım. Ben Ercan'ın nöbetini alıyorum. Sen de Timur'unkini al. Hadi. Emredersiniz. Nöbet her zaman zordur. O gece de zordu. Ama yaşamım boyunca o geceyi unutmayacağım. Başımızın üstünde sayısız yıldız. Ayaklarımızın altında bizi bağrına basan toprak vardı. Önümüzde bilinmedik düşmanlar. Ama arkamızda, belki de yaşamlarında ilk kez rahatça uyuyan soydaşlarımız vardı. Kendi askerleri onlar için nöbet tuttu. Onlar da huzurla uyudu. Çocuklar, analar, babalar, hatta koyunlar ve köpekler bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.